Onun için değerli kardeşlerim, Allah için, ama Allah için diyorum, gelin birbirimizi sevelim. Aklımızın vahşetine kapılmayalım. Nefsimizin şımarılmasına aman ha kapılmayalım. Şeytanın oyununa gelmeyelim. Ve gerçekten kendimize gelecek şekilde bugün bütün dünyanın ümmet üzerindeki oyun ve hesaplarını bilerek Türkiye'mize de sahip çıkalım. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle bugün her şeyden önceliklidir bizim vatan bütünlüğümüz, birlikteliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz. Çünkü hesaplar apaçık, oyunlar apaçık. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Sen onların çıkarına olmadığın müddetçe. Onları razı etmediğin müddetçe. Onun için medeniyetimizin dört ayağı olan üç ayağını kırdılar. Neydi dört ayak? Bir, nefsin tezkiyesi. İki, ruhun terbiyesi. Üç, kalplerin nurlanması. Dört, akılların teedip ve talimi. İlk üçünü kırdılar. Aklın teedibi zaten yok. İslam'da olması gereken bir teedip. Sadece talimiyle. Yönlen bir yerlere gel. Yönlen bir yerlere gel. Onun için hayır, biz bu ilk üçü de masamıza ekleyeceğiz. Osmanlı'nın şahlandığı gibi, Selçuklu'nun şahlandığı gibi inşallah sizler de şahlanacaksınız. Kendinizi zayıf görmeyin. Güçlüsünüz. Güçlüsünüz çünkü Allah sizlerle beraberdir. Onun için neslimizi Allah için yetiştirelim. Tasavvufa ters düşmeyelim. Cahil tarikatlılar vardır. Cahil mutasavvuflar vardır. Zaten ehli ulema diyorlar ki ya Rab, bizleri de onların şerrinden muhafaza et. Bizleri de onların şerrinden muhafaza et. Fakihen ve sufiyen fekul leyse vahiden. Hem alim ol hem sufi, sadece birisi olma. Sadece birisi olma. Günümüzde sadece birisi olmayla da meydan okuyan tarikatlar var. Ya da tarikat ehli var. Aldanmayın onlara. Onun için değerli kardeşlerim, tarihimizin, medeniyetimizin üzerinde olduğu şu dört ayak önemli. Neslimizin üzerinde yetiştirilmesi gereken şu dört ayağı önemseyelim. Bugün üç ayağı kırılmış, onun için bu haldeyiz. Bir, nefis tezkiyesi. Üstüne söylüyorum. Nefis tezkiyesi yok. İki, ruh terbiyesi. Taklitçi bir ruhla bir nesil götürüyoruz. Üç, kalplerin nurlanması. Kalplerimiz Allah'ın sevgisinden halidir. Bir eskar yok, bir evlat yok. Akşama kadar başka şeylerle kalplerimizi dolduruyoruz. Kinle, nefretle, hasetle, gıybetle. Biraz önce ifade ettik. Aile içi kırgınlık, mahalle içi kırgınlık. Nereye kadar? Ve dördüncüsü, aklın eğitimi ve edeplenmesi. Onun için bu dört ayakla masayı kurmak zorundayız. Üçü kırılmıştı. Tek ayak üzerinde bir masa yürütülüyordu şu ana kadar. Ama elhamdülillah artık bu millet bunu anladı. Bunu anladı. Anladı ki ata ecdadının, Fatihlerin ruhu gerek. Onlar ne yapmışlarsa bizler de onu yapacağız. Onlar hangi sevgiyle yol almışsa bizler de öyle. Onlar hangi medeniyetle yol almışsa bizler de öyle. İşte o zaman ayağa kalkarız. Haramlardan sakınalım. Haramlardan sakınalım. Ki dualarımız kabul olsun. İbadetlerimizi yerine getirelim. Beş vakit namazımızı kılalım. Allah için. Çocuklarımızla beraber. Allah için. Bugün bu ümmetin beli bükükse bundandır. Haramdan sakınmıyor. İbadetlere önem vermiyor. Ve birbirimizi sevelim. Üçüncüsü, birbirimizi sevelim. Bizler birbirimizi sevmediğimiz müddetçe Allah bizi sevmeyecektir. Onun için değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Ve bizim aramızda birliği, beraberliği, kardeşliği hakim etsin. Bizlerden dua isteyen vardır. Her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin.
Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim dersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Allah Teala hepinizden razı olsun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وروح صلاتنا الكرام الفاتحة.